Atlantik Konseyi İstanbul'da enerji ve ekonomi zirvesini topladı. Zirveye katılan isimler ve konular oldukça dikkat çekici. Şimdi telefon attığımızda arkadaşımız Esra Atalay var. Esra, zirveye kimler katıldı, neler konuşuldu? Ayrıntıları senden dinliyoruz. Evet Can, Atlantik Konseyi'nin enerji ve ekonomi zirvesi İstanbul'da başladı. Zirveye birçok ülkeden yöneticiler, temsilciler, enstitü başkanları ve Amerika'nın eski elçileri ve diplomatları ve Türkiye'den bakanlar katıldı. Taner Yıldız ve Ali Babacan katıldı zirveye. Çok önemli bir isim de vardı onların arasında. Zbigniew Brzezinski. Bizim izleyicilerimiz yakından tanıyorlar Brzezinski'yi. Brzezinski hem Baba Bush'un hem de oğlunun siyasi danışmanıydı ve Irak Savaşı'nda önemli bir rol oynadı Irak politikalarında. Brzezinski şöyle bir değerlendirme yaptı. Dünyanın artık çok çok kutuplu bir sisteme gittiğini, artık Amerikan rüyasının bittiğini söyledi. Ve Amerika'nın adeta Orta Doğu'da Türkiye'ye muhtaç bir konuma geldiğini, özellikle Suriye ve Irak politikalarında hem Türkiye'nin Amerika'ya hem de Amerika'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu belirtti. Küresel hegemonyanın çöktüğünü, Çin'in, Brezilya'nın, Endonezya'nın, Hindistan'ın yükselişine dikkat çekti. Ve dünyada artık üstünlük sağlama çabasının ortadan kalktığını da söyledi ve bütün izleyiciler de dikkatle dinledi konuşmasını. Esra, özellikle bu dönem enerji ve ekonomi eksenli bir zirve Atlantik grubunun da dahil olduğu ne anlam ifade ediyor? Suriye'de ya da diğer konu başlıkları da gündeme gelebilecek gibi mi toplantıda? Toplantıların gündeminde daha Suriye'den daha çok Irak ve Kuba yönetim daha ön plana çıktı. Şimdi bir başka bir oturumda konuşma yapılıyor. Amerika'nın eski Irak Büyükelçisi James Jeffrey de var. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı da bulunuyor. Ve şu an Irak petrollerinin nasıl dünya piyasasına açılacağını kupa yönetim aracılığıyla bu tartışılıyor. Burada söz alanlar şunlardan bahsediyorlar. Irak, daha doğrusu Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi 10 yıl içinde dünya petrolünün %45'ini sağlayacak şekilde ön plana çıkarılmalı ve Türkiye üzerinden bu petrol dünyaya ihraç edilmeli deniyor. Bu şekilde bir öngörü söz konusu galiba toplantıda ve anlaşılan o ki Orta Doğu coğrafyasında özellikle Amerika'nın etkin isimleri de bu toplantıda konuşmacı. Ayrıntıları senden almaya devam edeceğiz Esra. Hemen seni toplantıya yeniden gönderiyoruz. Yeni bilgileri bizlere aktarman için teşekkür ediyoruz. Esra Atalay, Atlantik Konseyi'nin İstanbul'daki enerji ve ekonomi zirvesi toplantısından not.